Teknoblog Podcast'a hoş geldiniz. Ben Sabri Köstür, Teknoblog Genel Yönetmeni. 2 haftalık bir aranın ardından yeniden beraberiz. Geçen hafta Barcelona seyahatimiz sebebiyle Teknoblog Podcast'i gerçekleştirememiştik. Aynı zamanda başlamadan önce sizlerden özür dilemek istiyorum. Son podcast'imizde söylemiştik Barcelona'da da özel podcast'ler yapacağımızı. Ancak hem o hafta içerisinde Teknoblog'un bulunduğu sunucuya düzenlenen saldırılar, dinamik DDoS, Denial of Service atakları nedeniyle biz de etkilendik ve siteye erişim belirli saatlerde, aslında hatırı sayılır saatler boyunca kapalı kaldı, özellikle akşam saatlerinde. Bu nedenle bizim de işlerimiz aksadı ve podcastleri gerçekleştiremedik. Aynı zamanda bağlantı açısından da, internet bağlantısı açısından da kaldığımız otelin Wi-Fi bağlantısı pek iyi değildi. Bu da biraz etkiledi yapmamızı. Her neyse, özür diliyorum. Podcastlerimizi gerçekleştirmedik, ancak bu programda Mobil Dünya Kongresi'ne değineceğiz. Aynı zamanda bir de Apple'ın 9 Mart'ta gerçekleştirdiği Spring Forward etkinliğine, Apple Watch etkinliğine de değineceğiz. Ve bu şekilde bu haftaki podcast programını da tamamlamış olacağız. Öncelikle Barcelona'dan başlayalım. Mobil Dünya Kongresi'nden başlayalım. Mobil Dünya Kongresi için Barcelona'ya 1 Mart Pazar günü gittim. Uçuşumuz o gündü. İner inmez de otele yerleştikten hemen sonra da Samsung'un düzenlemiş olduğu etkinliğe, Unpacked etkinliğine doğru yola çıktım. Samsung Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge'i tanıttı Mobil Dünya Kongresi'nde. Her iki cihazda Mobil Dünya Kongresi'nden önce görmüş olduğumuz sızıntılarla paralel şekildeydi. Metal tasarım, önde ve arkada Gorilla Glass 4 cam, ince profil, yüksek çözünürlüklü kameralar, ön ve arka kameralar, bu şekilde bir telefon karşımıza çıktı. Aynı zamanda ekranda da yüksek çözünürlük geçerliydi. Quad HD ekran, 5.1 inçte 577 ppi gibi yüksek bir piksel yoğunluğuna karşılık geliyor ki şu anda Samsung Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge'in ekranları piksel yoğunluğu en yüksek ekranlar olarak nitelendirilebilir. Bu telefonlar, doğrusunu söylemek gerekirse, benim Mobil Dünya Kongresi'nde en çok beğendiğim telefonlar arasında başta geliyor. Geçen yılın Galaxy S5'i, ondan önce Galaxy S4, Galaxy S3 hepsi plastikten yapılmış. Her ne kadar amiral gemisi üst sınıf telefonlar olsa da görüntü itibariyle kendi segmentindeki diğer telefonlar kadar iyi sayılmazdı. Ne bileyim, geçen sene mesela HTC One M8 Galaxy S5'ten çok daha güzel bir tasarıma sahipti. Çok daha çekici görünüyordu. Bu sene baktığımızda Samsung Galaxy S serisindeki en önemli eksikliği gidermiş gibi gözüküyor. Gerçekten de bu iki telefon da birbirinden çekici duruyor. Galaxy S6 Edge, Galaxy S Edge'den daha da, Galaxy S Edge demişim kusura bakmayın, Galaxy S6'dan daha da çekici görünüyor. Her iki yanda da, her iki kenara doğru akan kavisli bir ekran var. Kavisli ekran tabii ki cihazın görüntüsünü biraz daha hoş hale getiriyor, biraz daha çekici hale getiriyor. Geçen yıl Galaxy Note Edge çıktığında onda da tek kenara doğru bir kavis bulunuyordu. Bu yılki telefonda iki kenarda da kavisli ekran görüyoruz. Ancak ekranların alanları daha küçük. Geçen yıl gördüğümüz Galaxy Note Edge'in kavisli ekranına göre. Ancak yine Samsung bu kenar ekranlarını kullanıyor. Geçen yılki model gibi değil, biraz daha kullanıcı arayüzüyle bütünleşik bir yapıda Galaxy S6 Edge'deki kenar ekranları, ancak yine oradan çeşitli bildirimlerin gösterimi, bilgilerin gösterimi, hava durumu gösterimi yapılıyor. Aynı zamanda bir de telefonu diyelim ki ekranı yüzeye gelecek şekilde yerleştirdiniz, ters koydunuz. Gelen çağrıyı, kimin aradığını belirlediğiniz renkler sayesinde görebiliyorsunuz. 5 tane kişiye özel renk atıyorsunuz ve onlardan herhangi bir tanesi aradığında Galaxy S6 Edge'in kenarlarından renkler sızıyor ve bu şekilde siz de kimin aradığını anlıyorsunuz. Parmağınızı da arkada bulunan kalp hızı ölçere dokundurduğunuzda gelen çağrıyı reddetmeniz mümkün. Galaxy S6 Edge biraz daha görselliği ön planda tutanlar için ideal olabilir. Teknik özellikler bakımından ikisinin de birbirinden çok fazla farkı yok gibi gözüküyor. Her iki telefonun genelinde konuşacak olursak teknik özellikler, performans hepsi oldukça iyi görünüyor. Kullanıcı arayüzü de sade tutulmuş. Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge Nisan ayının ortalarında, sanırım 10 Nisan'da piyasaya çıktığında, Türkiye'de de dünyayla aynı zamanda piyasada olacak, bir hayli ilgi görecek gibi gözüküyor bu akıllı telefonlar. HTC tarafında da beklentiler boş çıkmadı. Dedikodusu yapılan bir sürü sızıntısını etrafta gördüğümüz HTC One M9, yine 1 Mart Pazar günü gerçekleştirilen etkinlikte tanıtıldı. HTC One M9 geçen yılın modeline göre tasarım anlamında bir adım geride gözüküyor. Benim fikrim bu. Geçen yılın modeli tek parça alüminyum One M8 kenarlarla arka arasındaki geçişin kavisli ve pürüzsüzlüğüyle bir hayli beğenimi kazanmıştı benim. Ben o hoşuma gitmişti bayağı. Bu yıl baktığımızda yine hemen hemen aynı görünüm var. Ancak yekpare gövdede arka yüzeyle kenarların arasındaki geçiş bir hayli keskin. Baktığınızda böyle telefona o keskinlik bir hayli dikkat çekiyor. Elinizde de o keskinliği hissediyorsunuz ve çizilmelere karşı, aşınmalara karşı biraz hassas gibi gözüküyor HTC One M9'un yüzeyi. Bunu belirtmek gerekiyor. HD'si Full HD ekrana bağlı kalmaya devam ediyor. 5 inç Full HD ekran var. 1080p ekran var. Quad HD'nin aksine Full HD yeter diye düşünüyor HD'si ki bunda da aslında çok da yanlış düşünülüyor sayılmaz. Full HD ekran gerçekten baktığınızda pikselleri fark etmeniz mümkün değil. Optimum görüntü kalitesini sunuyor. Daha fazlasını vermeye gerek olmayabilir. Daha fazla çözünürlük, daha yüksek çözünürlük pil ömrü, pil performansı bakımından çeşitli engelleri aşmaya gerektiriyor. HD'si arada bir denge yakalamış. Ekranı Full HD tutmanın yeterli olacağını düşünmüş ve biraz da özellikleri, özellikle de kameraya odaklanmış. Kamera 20 megapiksellik bir sensör var ve kameranın üzeri de, arka kameranın üzeri de safir camla kaplanmış. Böylelikle kameranın üstünü kapatan camın çiziklere karşı dayanıklılığı bir adım daha öteye taşınmış. Tabii uzun süreli kullanımda bunun farkı ortaya çıkacaktır. Daha önce arkada yer alan ultrapiksel kamera bu sefer öne taşınmış. Aslında böylelikle HD'si arka kamera ultrapikselken geride olduğu piksel sayısı dezavantajını ultrapiksel kamerayı öne yerleştirerek biraz avantaja dönüştürmüş. Ön taraftaki piksel savaşları o kadar çetin değil. Yüksek rakamlar yok. Tabii yine 8 megapiksellik, 13 megapiksellik kameraya sahip cihazlar görüyoruz. Ancak 4 megapiksel bir selfie kamerası için yeterli. Üstelik biliyorsunuz ultrapikselde piksel boyutu 2 kat daha fazla. Bu da 4 kat daha büyük bir, normale göre 4 kat daha büyük bir piksel alanı anlamına geliyor. Bu da düşük ışıkta daha iyi performans anlamına geliyor. HTC One M9 düşük ışıkta iyi bir selfie performansı vaat ediyor. O telefonda bu ay sonunda muhtemelen Türkiye'de piyasa olacak dünyayla aynı anda. Savaş bayağı çetin geçecek gibi gözüküyor. Sony tarafına baktığımızda Xperia Z4 gelmedi. Onun yerine Xperia Z4 tablet geldi. Sony standının gözde ürünlerinden bir tanesi tabii Xperia Z4 tabletti. Bu tablet şu anda piyasada çıkacak olan ilkbaharda çıkması bekleniyor. En iyi Android tabletlerden bir tanesi olacak. Suya dayanıklı. Snapdragon 810 işlemci gerçekten düzgün çalışıyor gibi gözüküyor. Ekranı 2560x1600 piksel yüksek çözünürlükte ekran var. 10.1 inç ekran. Bunun yanı sıra Bluetooth klavye aksesuarıyla kullanıldığında işte de bir aile yardımcı oluyor. Bu şekilde özellikleri var Xperia Z4 tabletin. Yine 6.1 mm'lik kalınlığa sahip bir gövdesi var. Yine suya dayanıklı. İncelik, estetik tasarım ve sağlam bir gövde. Hepsi Xperia Z4 tablette toplanmış. Eğer ben iPad istemiyorum diyorsanız, iPad'i verecek parayı başka tablete veririm diyorsanız Sony Xperia Z4 tablet önümüzdeki yaz aylarında dikkate alacağınız tabletlerden bir tanesi olabilir. Bunun dışında bu 3 cihaz Mobil Dünya Kongresi'nde dikkat çekmemiz gereken en önemli cihazlar arasındaydı. Biz de zaten ön incelemelerini Teknoblog'da aktardık. Bunun dışında LG'nin LG Watch Urbane akıllı saatine bir göz attık. Huawei Watch var. Yine Huawei'nin gözde ürünü, giyilebilir ürünü. O ürün güvenlik çemberi arkasında sergileniyordu. Henüz tam olarak hazır değildi yazılımı. Sadece Android Wear'ın bir demo versiyonu gösteriliyordu üzerinde. Bunun dışında yine Huawei'nin TalkBand N1'i kolye şeklindeki giyilebilir ürünü, kulaklığı bir hayli ilgimi çekti. Normalde kullanırken rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Kulağınıza takıp aksi durumda direkt kolye gibi kulaklık topuzlarındaki mıknatısları birbirine tutturarak kolye gibi kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında bir sürü giyilebilir ürün vardı. Gerçekten giyilebilir ürünler bir hayli yoğunluktaydı. Hem sektörün büyük oyuncularının hem de irili ufaklı şirketlerin vardı ürünleri. Bunun dışında Jolla Tablet benim yakından takip ettiğim, Teknoblog'da da haberlerine sıklıkla yer verdiğimiz Jolla'nın tableti de, Sailfish işletim sistemli tableti de şu anda Indiegogo kampanyası kapsamında $249'lık bir bağış karşılığında sunuluyor. Yaza doğru da $299 fiyatıyla piyasada olacak yurt dışında. Sailfish tablet de bir aile ilgi çekiciydi. Onu da görme fırsatı, deneyimleme fırsatı elde etmiş olduk. Teknoblog'da hem videolu hem de yazılı incelemesi mevcut. Ona bakabilirsiniz. O tabletli bir aile ilgi çekici. Sailfish, Migo'yu sevenler Sailfish'i de bir hayli beğenecektir. Bir de Sailfish'in Android uygulamalarını çalıştırma durumu söz konusu ki bu da o işletim sisteminin şansını tutmasını biraz daha kuvvetlendiriyor. Tutma ihtimalini biraz daha kuvvetlendiriyor. Eğer Android uygulamalarını iyi şekilde çalıştırırsa, daha önce BlackBerry'nin yaptığı gibi eksik bir deneyim olmazsa Sailfish bir şeyler yapabilir. Tabi bu bir şeyler dediğim çok yüksek ölçekte olmazsa da yine de piyasada belli bir payı elde edebilir Finlandiyalı girişim, ki umarım o şekilde olur. Saygus V2 bir telefon, akıllı telefon. Onda detaylı bir incelemesi var Teknoblog'da. 2 tane microSD kart yuvası var. 128 GB kadar destekli. Artı bir de 64 GB'lık dahili hafızası var. Toplamda 320 GB'lık bir depolama alanı potansiyeli taşıyan telefon. O da oldukça ilgi çekici. Bir ufak bir kobi diyeyim. Küçük bir işletmenin, girişimin gerçekleştirdiği bir ürün. Üzerinde 5 inç Full HD ekran var. İşlemcisi Snapdragon 4 çekirdekli Snapdragon 801'di yanlış hatırlamıyorsam. Biyometrik okuyucu var. Kenarında parmak izi sensörü var. Galaxy S5'teki gibi çalışan. Bunun dışında yine kameraları yüksek çözünürlüklü. Bu şekilde bir telefon. O da ilerleyen aylarda piyasada olacak. Türkiye planlarının da olduğunu söylüyorlar. Bakalım, onu da göreceğiz. Türkiye pazarında gerçekten o telefon uygun bir fiyatla kendisine müşteri bulabilir. Barcelona'da oldukça yorucu geçti. Aklımda kalanlar, dikkatimi çekenler bunlar. Kısıtlı sürede aktarabileceklerim bunlar. Teknoblog'daki Mobil Dünya Kongresi sayfasına bakarsanız daha detaylı haberleri görebilirsiniz. Yorucuydu ancak zevkliydi. Sabah erkenden, sabahın köründe daha güneş doğmadan kalkıp fuarın yapıldığı yere, Fira Gran Via'ya otobüste yola koyuldum ve 7.30 gibi fuarın açıldığı zaman da oraya vardık. İlk başta hani basın merkezine geçip bir yandan kahvaltı ederken bir yandan yapmamız gereken, hazırlamamız gereken yazıları, videolar hazırlayıp onları ilk bir yayınladık. Daha sonra tekrar fuar alanına çıkıp elimizde, sırtımızda çanta, elimizde tripoda takılmış kamera yola düştük ve ne var ne yok araştırdık ve fotoğraflarla, videolarla aktarmaya çalıştık. Umarım memnun kalmışsınızdır. Mobil Dünya Kongresi 2016 21 Şubat'ta, 22 Şubat'ta, 25 Şubat 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Umarım seneye de aynı bu sene olduğu gibi katılırız Teknoblog olarak fuara, takip ederiz yerinden ve yine geçen yıl yaptığımızdan, bu yıl yaptığımızdan çok daha iyisini, çok daha zengin içerikleri umarım gelecek yılda siz Teknoblog ziyaretçilerine aktarmayı başarırız. Umarım memnun kalmışsınızdır. Görüşlerinizi de bekliyorum Twitter hesabından, Facebook hesabından. Yorumlarınızı aktarırsanız seneye çok daha iyi işler yapmaya çalışırız. Mobil Dünya Kongresi faslını burada kapatalım ve Mobil Dünya Kongresi geçtikten hemen sonraki önemli bir gündeme geçelim. Apple'ın gerçekleştirmiş olduğu 9 Mart akşamı saat 19'da başlayan etkinliğinden bahsedelim. Apple Şubat ayının son haftasında davetiyeleri dağıtmıştı. Spring Forward olarak adlandırılıyor. Saatler ileri anlamına geliyor ki Amerika'da saatler geçtiğimiz hafta sonu ileri alındı. Avrupa'dan 2-3 hafta daha önce saatler ileri alınıyor, yaz saatine geçiliyor ve Avrupa'dan da bir hafta daha sonra saatler geri alınıyor. Böylelikle Amerikalılar güneş ışığından daha fazla yararlanmış oluyor biz Avrupalılara göre ya da Asyalılara göre. Ve Spring Forward da bu saatlerin ileri alındığı zamanı simgeliyor. Spring Forward bir anlamda Apple Watch'un saatler ileri sloganını kullanmasına, Apple Watch'un saat teknolojisinde ileri göstermesi, ileri alınmayı göstermesi bakımından önem taşıyor. Yani bir denk getirme durumu söz konusu. Apple Watch, Apple'ın ilk giyilebilir ürünü. Eylül 2014'te düzenlenen iPhone 6 lansmanında duyurulmuştu. Ancak o zaman herkese gösterilmeye katılımcılara gösterilmeye hazır durumda değildi. Geçen 5-6 aylık sürenin ardından geçen pazartesi günü gerçekleştirilen basın toplantısıyla birlikte gazeteciler de, teknoloji yazarları da, analistler de Apple Watch'u bileklerine taktılar ve ilk deneyimi gerçekleştirdiler. Biz de takip etmiş olduk onların izlenimlerini. Biz de elimizden geldiği kadar Apple Watch ile ilgili bilgileri aktarmaya çalıştık. 3 farklı modeli var. Apple Watch Sports, Apple Watch Standard ve bir de Apple Watch Edition var. Apple Watch Edition'ın fiyatı $10.000 kadar çıkıyor ki Türkiye'de fiyatı 40.000-50.000 olur herhalde ki artık lüks saat sınıfına giriyor o saat. Bunun dışında Apple Watch Sports Edition en alınabilir, $349'dan başlayan fiyatıyla en fazla alınabilir saat gibi görünüyor. Yani bir Apple Watch satın almak isteseniz en az bir 1.000 lirayı falan cebinizden çıkarmanız gerekiyor. Bunun dışında tabii bir de iPhone 6 sahip, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S gibi Apple Watch'un desteklediği saatlerden bir tanesine sahip olmanız gerekiyor. Farklı kayışlar var. Bu kayışların fiyatları da değişiyor. Bir akıllı telefon parası kadar fiyata sahip kayışlar da var. Daha mütevazi kayışlar da var. Apple Watch'un özelliklerinden fazla bahsetmeye gerek yok. Az çok biliyorsunuzdur. Navigasyon, gezinti konusunda Apple'ın çeşitli kolaylıkları söz konusu. O Digital Chrome'la yakınlaştırma, uzaklaştırma işlemlerini yapabiliyorsunuz. Bunun dışında yine dokunmatik hareketlerle ekranda gezintiler yapılabiliyor. Şimdiden birçok uygulama destekliyor Apple Watch'u ve Apple Watch piyasaya çıkıncaya kadar, 24 Nisan'da satışa çıkıncaya kadar da daha fazla uygulama destekleyecektir. Türkiye'de de görmeye başladık. Apple Watch destekli uygulamaları, Yapı Kredi, EPTT gibi uygulamalar Apple Watch'u destekliyor şimdiden. Tabii aslında şöyle bir şey var. Şu anda Apple Watch uygulamaları aslında iPhone uygulamalarının uzantıları gibi. Gerçekten native olarak nitelendirilen yerel Apple Watch için yazılmış uygulamalar henüz açılmadı. Onlar hayata geçirilmedi. Bu yıl içerisinde native uygulamaların da gelmesi bekleniyor. Ve onların gelmesiyle birlikte biraz da bu App Store pazarı, Apple ekosistemi pazarı biraz da şey olacaktır. Şöyle söyleyeyim, katmanlanacaktır. Biraz daha genişleyecektir. Ve Apple Watch içinde bir uygulama bulunuyor. iOS 8.2 güncellemesiyle birlikte gelen, bizim de iPhone'larımıza geldi. Ve bu uygulama aslında silinemiyor da. Bu uygulama iPhone kullanıcılarına Apple Watch'u sürekli hatırlatıyor. Apple Watch gibi bir cihaz var diyor ve istersen onu alabilirsin gibi bir anlamda subliminal mesaj veriyor sizlere. Ve Apple Watch uygulamasını silemiyorsunuz. İşin ilginç tarafı sürekli telefonunuzda kalmaya devam ediyor. O Apple Watch uygulaması üzerinden iPhone'la Apple Watch'un eşleştirilmesi işlemi gerçekleştiriliyor ve bundan sonra da Apple Watch uygulamalar buradan yükleniyor. Kontroller de buradan yapılıyor. Tabii ki Apple Watch'un Türkiye'ye ne zaman geleceği de bir merak konusu. Fazla gecikmeyecektir. 10 Nisan'da ön siparişe çıkıyor yurt dışında ve 24 Nisan'da satışa sunulacak. İlk partide Türkiye yok, ancak ikinci partide Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleriyle birlikte Türkiye'de de Apple Watch'u göreceğimizi tahmin ediyoruz. Biz de Apple Watch çıktığında mutlaka yolumuzu bir Apple mağazasına düşürürüz. Ya Zorlu'yu ya da Akasya'yı ziyaret ederek orada Apple Watch'u deneyimleriz ve umarım bir de deneyimleme, test etme fırsatı buluruz özel bir inceleme ürünüyle. Bir başka ürün, aslında Apple Watch kadar ilgi çeken bir diğer ürün de yeni MacBook oldu. MacBook 12 inç retina ekranı ve taşıdığı retina ekranın etrafını çevreleyen ince çerçevesi sayesinde normal bir 11.6 inç MacBook Air'dan bile daha küçük yüzey alanına sahip bir MacBook gördük. Aslında MacBook markasını tek başına uzun zamandır görmüyorduk. MacBook Air ve MacBook Pro vardı ancak MacBook yoktu uzun zamandır. O boşluğu Apple bu ürünle doldurmuş oldu. MacBook ipince bir ürün. En kalın yerinde kalınlık 13 mm ve üzerinde sadece 3.5 mm kulaklık jackıyla bir adet USB-C portu var. USB-C portu yeni bir USB bağlantı türü ve iki taraftan da kullanılabiliyor. Yani ucunu, prizini iki taraftan da takabiliyorsunuz porta, tıpkı Lightning portunun olduğu gibi. Ve MacBook'un bütün şarj işlemi, veri aktarımı, görüntü aktarımı bu tek port üzerinden gerçekleştiriliyor. Pek pratik gözükmüyor. İlla ki fiyatı 249 lira olan bir tane, eğer diyelim ki video aktarım yapmak istiyorsanız fiyatı 249 lira olan VGA veya HDMI adaptörlerinden bir tanesini almanız gerekiyor. Ya da USB cihazı bağlayacaksanız USB adaptörlerden bir tane almanız gerekiyor. Pek pratiklik yok ancak ürün bir hayli ilgi çekici, bir hayli estetik görünüyor, ipince ve fotoğraflarından görüp çok beğendiğimi söylemeliyim. Performans açısından soru işareti, içerisinde Corem işlemci var. Corem işlemci performans açısından belki günlük işleri yapmaya yardımcı olabilir ancak söz konusu yüksek yoğunluklu işler olduğunda belki yeterli gelmeyebilir. Bunun dışında yine kamerasının, ekran üstünde bulunan kamerasının 480p desteklemesi, standart bir FaceTime kamera olması da bir dezavantaj. Aynı zamanda ekranın arkasındaki o parlayan, ışıldayan Apple logosu da yok. Ekran ince olduğu için, ekranı barındıran kapak çok ince olduğu için o aydınlatma yapısından vazgeçilmiş. Bunun yerine iPad'lerde olduğu gibi bir aydınlatmasız, çizilmez metale yer veriliyor arka tarafta. Böyle bir ürün estetik olarak güzel ancak biraz pahalı bir netbook havası var. Son zamanlarda bir iki gündür bir video dolaşıyor internette. MacBook için pahalı bir netbook diyor. Yani belki çok acımasız bir yorum olabilir ancak biraz pahalıya kaçan bir netbook olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu ürün nereye doğru gittiğimizi gösteriyor. Gelenekselin dışına çıkan, farklı bir şeyler ortaya koyan bir ürün. O açıdan Apple MacBook'un önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Aslında hep söylüyorlar Mac ile iOS birbirine yakınsıyor diye. Yakınsaması çok konuşulan bir durum. Alın size tıpkı iPad gibi üzerine bir 3,5 mm kulaklık jackı barındıran, bir de hem şarjın hem de diğer bağlantı işlerinin gerçekleştirildiği bir port. Bir Mac'de, MacBook'ta iPad deneyimi bu şekilde sunulur ve aksesuarlar sayesinde de farklı işlevler için bu cihazı özelleştirebilirsiniz. Yani şöyle söyleyelim, biraz MacBook'ta iPad deneyimi sunan bir cihaz. MacBook Türkiye fiyatı da 4.299 liradan başlıyor ki ne kadar fiyat performans oranı yüksek, bu da sorgulanabilir. Yani şu an için biraz daha özel heveslere hitap eden bir ürün, zevke hitap eden bir ürün gibi gözüküyor. Apple MacBook ilerleyen sürümlerle birlikte biraz daha gelişecektir. Bu şekilde MacBook'ta USB-C gibi yepyeni bir, aslında yeni demeyelim, birkaç yıldır aslında ortalıkta gündemde vardı ancak Apple'ın MacBook'ta yer vermesiyle birlikte ve hemen ardından Google'ın da Chromebook Pixel'in yeni versiyonunda yer vermesiyle birlikte iyice gündeme taşınmış oldu bu port. İlerleyen zamanlarda çok daha fazla konuşacağız. Hayatımızda USB-C portlarını çok daha fazla şekilde göreceğiz. Bunun işaretini vermiş oldu bu hafta içerisinde yaşadıklarımız. Ve Teknoblog Podcast'in bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Son iki haftada olan biten önemli olayları bu programda tartışmış olduk. Teknoblog forum açıldı, bunun haberini vereyim. Teknoblog.com/forum adresine girebilir ve orada sorularınızı sorabilir. Gündemle ilgili tartışmaları belirlediğimiz kategoriler altında tartışabilirsiniz. Üyelik ücretsiz. Bunun dışında sosyal medya hesaplarımız mevcut. Facebook, Google Plus ve Twitter hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Teknoblog.com yine en güncel haberlerle, ipuçlarıyla, yazılarıyla bu haftada, bir sonraki haftalarda da sizin yanınızda olmaya, teknoloji açısından ihtiyaçlarınızı karşılamaya devam edecek. Ben Sabri Köstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. Yeni bir programda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.